Şavatık mesele ilk marra bir sevre çarıttım. Yani bebe başı kemasi ziyade pırın meri bebe başı Ali Karken bu yaşı ke dişli ke kemayı ke nat evci şavatık. Bu kasabın tam karşısında. Az evvel kendi elimizle çıkardık. Tabii adamlar çıkardı da. Var da onlar orada yaptı, çıkardılar da. Ama 3 güne kadar da çocuğun sesi geliyordu orada. Ses gelir. Yok kim gelecek yani yapıyorlar ama kimse koordinasyon yok. Biri gelir uğraşıyor yapamıyor gidiyor. Yani devlet yok da orada. Çok var. 3 gün boyunca sesler çıkıyor. Bak duyduk daha iyi. Ama belli, onlar belli alanlara kilitlenmişler. Mesela diyelim ki kent merkezinde askerlerin olduğu binalara bakıyorsun genelde. Askerler etrafı sarmışlar. Bunke var, AFAD var, Kürdistan'dan getirdikleri yabancı ekipler hepsi belirli alanlara gönderilmişler. O alanlarda çalışıyorlar. Diğer ailelere tepki gösterince de gidiliyorlar, kalkılıyorlar, şiddet görüyorlar. Yani böyle bir ayrımcı politika var. Yani. İnsan ölüsünde de, yani gaz altındakilere de ayrımcılık yapmıyor. Aslında bütün halk söylüyor. İki gün devlet diye bir şey yok. Şu anda da olağanüstü hal ilan ederek halkın, sivil toplum örgütlerinin yaptığı yardımları elinden alarak sanki afet yapıyormuş gibi bir görüntü vermeye çalışıyorlar. İşte devletimiz bu. Bugün bile, şimdi biraz önce bilgi aldık. Gelen çadırlara bile el konulup afete gönderilmiş. Sanki afet bu çadırları getirmiş gibi göstermeye çalışıyor. Buradaki gerçekleri, halkın yaşadığı bu acıyı, bu felaketi adeta olağanüstü haline ederek toplumdan, halktan bir yerde saklamaya çalışıyorlar. Oysa ki hepimiz bu gerçeği görüyoruz, halk bunu biliyoruz, biz konuşmuyoruz. Halkımız yaşananları bize anlatıyor. Devletin ilgisizliğini, devletin iki gün hiç görünmediğini halkımız, bunu yaşayan insanlarımız bize anlatıyorlar. Tabii büyük bir felaket. Halkımızın başı sağ olsun, ailelerimizin başı sağ olsun. Yaralarımıza acı şifalar diliyoruz. Umut ediyoruz ve inşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. Büyük bir felaket. Ama gerçekten insanlarımız bu felakete karşı çok duyarlı davrandı. Her yerde izliyoruz, görüyoruz. Kızıltepe'den, Nusaybin'den, Cizre'den, Sivopi'den, Şırnak'tan, Diyarbakır'dan bütün bölgede insanlar kendiliğinden organize olup destek vermeye, yardım yapmak için adeta koşuşturuyor. Bizi sevindiren budur. Halkımızın bu duyarlılığıdır. Allah bir daha böyle bir felaket göstermez. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun.